Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta nasıl mod yapılır rehberimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni gözlük alınca ben Yok yeni almadım bayağıdır var bende yıllardır. Neyse gençler umarım iyisinizdir. Ee, Sağlığınız saatiniz yerindedir. Ona ne olmuş lan? <laughs> Neyse başlayalım arkadaşlar rehberimize. En son ne yapmıştık? En son oyunumuza bir adet maden eklemiştik. Ha bu arada bir dakika. Ben bu şekilde bu şartlar altında devam edemem. Edemem ya. Nasıl yapayım abi ben, ben bu şartlar altında bu rehberi? Yani affedersiniz de hala videoyu beğenmeyenler var bak. İlk bölüme güzel beğeni geldi. Güzel beğeni yağıyordu yani en son baktığımda. Güzeldi beğenisi benim için tatmin ediciydi. Ne kadar çok like gelirse o kadar çabuk bitiririz bu rehberi ve siz de bir mod yapmış olursunuz arkadaşlar. Hayırlısıyla. Dediğimiz gibi en son maden eklemiştik. Bu sefer ise oyunumuza bayağı bir şey ekleyeceğiz. Cevher ekleyeceğiz, bir blok ekleyeceğiz ve bu eklediğimiz bloğun yapılışı bir de şu önceki bölümde eklediğimiz madenin yapılışını yapacağız bugün. Yeni bir element eklemek için sol taraftaki yeşil artıya tıklıyoruz. Blok seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza tekrardan bunun ismini girmemiz için bir ekran çıkıyor. Buna çelik e, bloğu diyebiliriz. Bu tabii ki oyunda gözükmeyecek olan tarafı. Bu sadece programın içerisinde gözükecek arkadaşlar. O yüzden pek bir önemi yok ne yazdığımızın. İsmini de yazdıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bu ekran nedir, neyin nesidir hepsini size anlatacağım. Her şeyden önce texture olmazsa olmaz. Yani item eklediğimizde olduğu gibi yani daha doğrusu maden eklediğimizde olduğu gibi blok eklerken de tekstür en önemli şey. Fakat bu item'a koyulan tekstürden biraz daha farklı. Çünkü bunun toplamda 6 adet yüzü var. Yani 6 adet yüzüne 6 ayrı tekstür ekleyebilirsiniz. Hepsini aynı tekstür de koyabilirsiniz ama bazıları her yüzüne farklı bir şeyler çizmek istiyor ve bu yüzden böyle bir seçenek var. Fakat bu noktada bizim elimizde bir tekstür yok. Bu yüzden arkadaşlar hatırlarsınız geçen bölümü izleyenler çok iyi hatırlıyor. Neredendi? Neredendi? Hadi söyleyeyim bakayım. Nereden gidiyorduk oraya? Evet. Doğru bildiniz. Sol üst taraftaki yeşil mavi ikon var. Bak şurada evet. Create Texture yazıyor zaten üstünde. Tekrar tıklıyoruz bunu arkadaşlar. Transparency olmasın bu sefer. Template olsun. Evet hiç uğraşmaya gerek yok çünkü arkadaşlar. Base texture'unu biz buradan. Bu galiba bizim işimizi görür. Bunun üstünü renklendirirsek çok hoş olabilir. 16 16 oluştur bakalım bir template sen bize. Evet tam istediğim gibi bir template. Şimdi ben bunun üstünden geçeceğim. Zaten bir bloğun e, şeyini böyle şeklini vermiş buraya. Renklerin de tonlarını vermiş. Ben bu renklerin tonlarını teker teker yapacağım. Benim çeliğim ne renkti? Çeliğim biraz böyle koyu grimsi bir şeydi. O yüzden yüzden bu rengimi tekrar seçiyorum abi tamam mı? En büyük boşluğa bunu koyuyorum arkadaşlar. Çünkü en fazla yer kaplayan renk buymuş. Şöyle bunu her tarafa yediriyorum. Ama bakın aradaki ton farkı yapacağımız için Oraları ellemiyorum. Yani belli bir kısma bundan koyuyorum. Tamamdır. Şurayı boş bıraktım. Şuraları boş bıraktım. Buralara daha farklı bir ton koyacağız. Hatta en koyu tonumuzu alalım biz elimize. Bakın şuradan en koyusunu alıp şuraya bir koyalım. Çünkü abi burası gölgeleme gibi olan yer ve en koyusu. Aynen. Burası bir kere aradan çıksın. Şimdi bu rengi falan nereden seçtiğimizi artık bildiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Tek tek bunları anlatmıyorum. Çünkü geçen bölümü izleyip buraya geldiyseniz rengi nereden seçeceğiz, nasıl boyayacağız falan. Kalemi nasıl seçeceğiz, silgiyi nasıl seçeceğiz bunların hepsini biliyorsunuzdur. O yüzden buraları hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Rengimizi şuradan seçmek istiyorum çünkü biraz daha açık bir renge geleceğim evet. Şöyle çok az bir şey açıyorum rengimi ve bu açtığım rengimi buralara şöyle yediriyorum. Sonra bu rengi bir ton daha açacağım bak. Şöyle bir toncuk daha açıyoruz arkadaşlar. Bakın bunlarla kimse uğraşmaz ha normalde bak. Uğraşın böyle güzel olsun, güzel sonuçlar çıksın ortaya. Şunu da abi şöyle bunun bir katman sonrasına ekliyorum. Vallahi güzel gidiyor şu an her şey. Şimdi rengimizi son bir kez daha açacağız. Şöyle biraz daha açıyorum ve şuralara koyuyorum bunu da. Evet. Aradaki farklar çok fazla olmasa da sonuçta böyle bir profesyonelce gözüküyor. En son aldığımız rengi şuraya ve şuraya da koyalım. Ve rengimi bir ton daha arkadaşlar şöyle açıyorum. Ve bu açtığım rengin tonunu şöyle şuralara koyuyorum. Daha sonra bu kalan kısmını da şuraya yediriyorum. Bir tane daha ton değişikliği yapacağım. Şöyle hafiften bir ton değişikliği. Bunu da abi şuraya boş kalan yerlere şöyle koyarsam çok güzel bir blok benim karşıma gelmiş oluyor. Vallahi bence süper oldu. Evet, burayla işimiz bittikten sonra arkadaşlar yine sağ taraftaki save this texture butonuna basıyoruz. Bakın burada yanlış yapmayın sakın item falan demeyin blok olarak tanımlıyoruz ve ismini arkadaşlar burada seçmemiz gerekiyor. Çelik blok yazarsak böyle yeterlidir bence. Okey diyoruz arkadaşlar ve bu tekstürümüz artık kaydoldu. Burayla işimiz bittiği için şu sekmemizi kapatıyoruz. Bakın burada düzenli çalışın. Yani düzenli çalışmazsanız kafanız karışabilir. O yüzden yaptığınız sekmeyi kapatın. E, uğraşacağınız sekmeye geçin falan. Bunları iyi ayarlayın. Çelik bloğu sekmesine geçtim. Çünkü burada kalmıştım en son tekstür seçiyordum. Şimdi ben normalde uğraşırdım. Yani bunun farklı yüzlerini yapardım. Değiştirirdim. Her yüzüne farklı bir tekstür koyardım yani böyle altı yüzüne de bloğun. Ama videoda olduğumuz için, rehberde olduğumuz için hiç uğraşmayacağım. Mavi kısma tıklıyorum ve arkadaşlar burada zaten tekstürüm gözüküyor direkt. Seçiyorum bunu hepsine seçiyor. Yani maviye veya yeşile tıklarsanız zaten burada hepsine bunu koymuş olursunuz. Eğer ki değiştirmek istiyorsanız şurada çarpıyı görüyorsunuz. Bak çarpıdan silebilirsiniz. Yeni bir tane tekstür ekleyebilirsiniz farklı yüzlerine. Ve bu yüzlerin nereleri temsil ettiği üzerine yazıyor. Mesela tap dediği kısım üst kısmı hani şeyin bloğun üst kısmı. Front kısmı mesela baktığımız ön kısmı ve bottom dediği kısmı da arkadaşlar genelde çok gözükmeyen kısmı alt. Zemine basan yer. Normal bir bloksa arkadaşlar hiçbir şey elemenize gerek yok. Yani bunu default basic blok olarak bırakabilirsiniz. Fakat burada arkadaşlar seçeneklerde şunlar var. Merdivenler, yarım bloklar ve çitler, duvarlar, hani kalın duvar blokları falan var ya veya yapraksa yaprak seçiyorsunuz falan. bunlardan biri değilse Böyle yapmanız yeterlidir. Burası önemli bakın. Block item texture yani bu bloğu elimize aldığımızda nasıl gözüksün? Şimdi biliyorsunuz bloğu bir koyuyoruz. Bir de envanterimizde duran şekli var. Yani envanterimizde elimize aldığımız şekli var. Bunun e, koyduğumuz texturelarla kalmasını istiyorsanız hiçbir şeyi ellemiyorsunuz Ama dersiniz ki benim elime aldığımda farklı gözüksün. Daha küçük gözüksün veya tek bir nokta olarak gözüksün diyeceksiniz belki. Bu yüzden bunun için buraya bir seçenek konulmuş. Buraya isterseniz farklı bir tekstür ekleyebilirsiniz. Ama boş bırakırsanız koymuş olduğunuz tekstürler direkt elinize otomatik olarak gelecek blok olarak. Şimdi bizim bloğumuzda ne model olduğu için ne transparan bir yer olduğu için hiçbir şey ellemiyoruz burada. Hem render type and rotation'a hem de transparency kısmına hiçbir şekilde ellemiyoruz. Fakat şurada sol alt tarafta special information var. Geçen bölümde hatırlarsınız bunu. Oyunun içerisinde bu bloğu elimize aldığımızda üstüne geldiğimizde daha doğrusu çelik ingotları bir araya toplar diyelim. Tamam. Böyle gözüksün bilgisi. Bu sayfayla tamamen işimiz bitti arkadaşlar. Alt tarafta özellikler kısmı var. Buraya geliyoruz. Burası önemli. Her şeyden önce bloğumuzun oyunun içindeki ismi arkadaşlar. Bunu buradan değiştirip çelik blok yapalım. Şurayı söylemiştim zaten. E, modumuza özel bir kategori yapacağız. Bu yüzden buraları ellemiyorum. Yani şimdilik diğer blokların arasında gözüksün. Fakat ilerleyen bölümlerde modumuzun kendi özel kategorisi olduğunda bunu oraya koyacağız. Blok sesi önemli. Bloğu kırdığımızda falan ne ses çıksın ondan diye bunu seçiyoruz. Metali seçmemiz bunun için en uygun olur arkadaşlar. Hardness. Hardness ise arkadaşlar bunun kırılma zorluğu. Yani ne kadar zor kırılsın bunu seçiyoruz burada. Bu rakamı yükselttikçe kırılma zorluğunu o kadar arttırmış olursunuz arkadaşlar. Biraz arttıralım o zaman. 3 yapalım. Aynen birden 3'e çektim bunu. Resistance. Normalde 10 olarak ayarlı arkadaşlar. Hemen alt kısmında Resistance var arkadaşlar. Bu blokların patlamaya karşı dayanıklılığı. 10 olarak ayarlı. Bunu da yine arttırabilirsiniz. Mesela 10 ise bunu 30 yapabilirsiniz. Daha çok dayanıklı olur patlamaya karşı. Onun da altında arkadaşlar bloğun kayganlığı var. Yani bunun normali 0.6. Eğer normal kalmasını istiyorsanız böyle bırakıyorsunuz ama çok kaygan olsun diyorsanız bunu arttırdıkça e, artık buza doğru gider şeyiniz bloğunuz. Bu bloğun kum gibi, çakıl gibi yer çekimine maruz kalmasını istiyorsanız arkadaşlar has gravity'yi işaretlemeniz lazım ama ben istemiyorum tabii ki normal bir blok olsun. Yani ben bunu boşluğa koyduğumda da havada kalabilsin. Altındaki seçeneği ellemenize gerek yok. Çünkü bu genelde bitkiler için kullanılıyor. Yani içinden oyuncu geçebilsin mi diye bir seçenek bu. Bu blok katı bir blok olduğu için içinden geçemeyelim tabii ki. O yüzden işaretlemiyoruz. Kestiğimizde direkt bize kendisini versin. O yüzden burayı boş bırakıyoruz. Hemen alt kısmında onu kestiğimizde içinden kaç tane kendisini versin bunu seçiyoruz 1. Bir, bir tane versin tabii ki abartmaya gerek yok evet şimdi önemli bir kısma geldik arkadaşlar bu neyle kırılsın yani bunun hangi e, araç gereç kırabilsin buradan Pickaxe'i seçiyoruz arkadaşlar. Yani Pickaxe'in bunu kırması çok daha mantıklı tabii ki. Sonuçta madenin birleşerek oluşturacağı bir blok olacak bu. Bu yüzden Pickaxe kırar bence. Hemen alt kısmında bunun en düşük hangi kazmayla kırılacağını seçiyoruz. Yani tamam kazmayla kırılıyor ama en düşük hangi kazmayı kullanmamız lazım bunu kırmak için. Eğer buraya sıfır dersek elimizle bile kırabiliriz. Eğer bir dersek bir tane taş baltaya ihtiyacımız olur. Eğer iki dersek en düşük iron kazma ihtiyacımız olur. Ama 3 dersek en az elmas kazma ister. Ve biz 3 diyeceğiz arkadaşlar. Bunu sadece elmas kazma kırabilsin. Tamamdır arkadaşlar. Bu sayfada da işimizi bitirdik. Şimdi gelişmiş özelliklere geçeceğiz. Alt taraftan üçüncü yani. Bu sayfayla daha çok cevheri yaparken işimiz olacak. O yüzden buraya hiçbir şekilde ellemeden Dördüncü sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Yine burada da elememiz gereken bir şey yok. O yüzden beşinci sayfaya geçtik. Beşinci sayfada elememiz gereken bir şey var mı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hayır. Burada da hiçbir şekilde elememiz gereken bir şey yok. Triggers kısmına geçiyoruz. Burada olacak ama bu bölümde değil. Burada gerçekten ekleyeceğimiz şeyler olacak. Fakat bu bölümde eklemeyeceğiz. Çünkü buraya girersem kafanız çok karışacak. Biliyorum. Bunun için tamamen Apayrı bir bölüm çekeceğim çünkü burada varyasyonlar var bu varyasyonları herhangi bir şekilde ekleyebiliyoruz yani mesela bu bloğu kırdığımızda ne olsun bu bloğu kırdığımızda bir patlama oluşsun bile diyebiliriz burada o yüzden çok geniş kapsamlı olduğundan bunun için apayrı bir bölüm çekeceğim şimdilik bunları da geçiyoruz ve generation kısmına geliyoruz arkadaşlar yani dünyada hangi katlarda spamlı olsun diye bir seçenek bu bu yüzden buna ellemiyoruz sonuçta bu bir cevher değil bir şey değil. E boş bıraktığımız anda bu zaten aktif olmuyor bu blokla işimiz bitti arkadaşlar save mode element diyoruz yine sağ üstten ve bunu arkadaşlar konsol kısmında bakalım başarılı bir şekilde oluşturabilecek. Bu konsola tıklayıp her zaman kontrol edin arkadaşlar. Çünkü bu konsol şu an mesela bende çalışmadı. Çalışmasını bekliyorum. Evet yazdı arkadaşlar. Bu ilk successful dedi. Şurada görmüş olduğunuz gibi artık bunu gördükten sonra bu element kesinlikle eklenmiş demektir. Tekrar workspace kısmına geliyoruz arkadaşlar ve artık oyunumuzda bir çelik madeni ve bir de çelik bloğu var. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere çelik madenini kullanarak çelik bloğunu oluşturacağız. 9 tane koyduğumuzda bunu oluşturmaya çalışacağız. Fakat bunu nasıl yapacağız? Çünkü ne bloğu yaparken ne de madeni yaparken bunun bir seçeneği yoktu. Biz bunu kendi elimizle eklemek zorundayız. Yine yeşil artıya tıklıyoruz ve arkadaşlar şurada resipi var. Resipiye Tıklıyoruz tekrardan ve bunu da bir isim veriyoruz. Blok recipe dersem neyin ne olduğunu anlamak açısından arkadaşlar oyunda hiçbir şekilde gözükmeyecek yine bu. Oluştur diyelim arkadaşlar ve karşımıza böyle süper bir ekran çıktı. En çok bu ekranı seviyorum arkadaşlar. Çünkü neyin nasıl yapılacağına ben karar veriyorum ya. Orada ben süper bir his içinde giriyorum böyle ya. Mükemmel bir his o ya. Bunun resmen hakim oluyorsunuz arkadaşlar. Benim dediğim şeyle yapılacak ulan diyorsunuz. Şimdi buradaki slotlardan bir tanesine tıklıyorum ve arkadaşlar karşıma böyle bir ekran çıktı. Çok karışık gelebilirsiniz. Yani burada o bizim yaptığımız bloğu itemı falan bulmak çok karışık gelebilir. Aslında sol üstte duruyor ama yine de diğer blokları görmemek açısından arkadaşlar sadece modumuzun eklediği şeyleri görmek açısından şurada en sağ tarafta custom element kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz ve sadece sizin eklemiş olduğunuz şeyler burada gözüküyor. Ve yine kalabalık etmemek için burada sadece itemları e, görebileceğiniz bir seçenek var. Sadece blokları gösterdiği bir seçenek var. Böyle kalabalığı azaltabilirsiniz. Veya direkt olarak Aramak istediğiniz şeyin ismini buraya yazıp buradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diamond arıyorum. Buraya direkt diamond yazdığımda diamond ile alakalı her şeyi burada görürüm. Custom Elements'e tıklıyorum ve arkadaşlar burada çelik ingot hemen gözüktü. Bile. Bu çelik madenini seçtim ve arkadaşlar Use Selected Item diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya ekleniyor. Evet son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da şöyle custom elements'e tıklayıp buradan seçip tekrar koyuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bütün 9 dotlarda da bununla dolmuş oldu. Şimdi biz bu çelik madenlerini böyle koyduğumuzda bize çelik blok olarak dönüşsün istiyoruz. Bu yüzden şuraya arkadaşlar tıklıyoruz ve yine custom elements'e gelip hemen şurada görüyorsunuz zaten bloğumuz çıktı. Seçiyoruz arkadaşlar çelik bloğumuzu ve kullan diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu yapılış bize bu bloğu versin diyoruz. Burada kaç tane vermesi gerektiği yazıyor arkadaşlar. Bunu bir olarak seçiyoruz ve tamamdır. Burada da işimiz bitti. Yine sağ üstten. Save mod, element diyoruz ve bu da hazır. Tamam çelik madenlerini koyduğumuzda çelik bloğu yapıyoruz. Ama çelik bloğunu koyduğumuzda da çelik madenlerini bize vermesi lazım. O yüzden bir yapılış daha ekleyeceğiz. Bunun için yine artıya tıklıyoruz. Recipe'ye tıklıyoruz. Alıştınız artık buralara arkadaşlar. Block recipe 2 diyelim buna da arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Şimdi burada sol tarafa tıklayıp bloğumuzu custom elements'ta yine seçiyoruz arkadaşlar. Ve kullan diyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var ki şu yukarıdaki tiki işaretlemek. Bunu işaretlerseniz bu bloğu artık illa tam ortaya koymasına gerek yok kullanıcının. Yani her yere koyabilir. İsterse sağ üste koyar, isterse sol üste koyar, isterse en aşağı koyar ama karşılığında yapılışını alır. Eğer bunu işaretlemezseniz sadece ortaya koymak zorunda kalır. Neyse şimdi bunu koyduk. Sağ tarafı da arkadaşlar tabii ki tahmin edeceğiniz gibi buradaki madenimizi seçiyoruz ve bunu tabii ki 9 olarak değiştiriyoruz. Çünkü bundan 9 tane koyunca blok veriyordu ve şimdi bir tane koyunca da 9 tane maden vermesi lazım. Dönüşüm gibi düşünün. Aralarında bir dönüşüm var. Yine işimiz bitti arkadaşlar burayla ve save mode element deyip buradan da çıkıyoruz. Oyunumuzda şu an bir maden var. Bir de bunun bloğu var. Bir de arkadaşlar bunların arasındaki yapılışlar var. Ama oyunumuzda bu madenin kaynağı yok. Yani bu madeni çıkartan Cevher yok. Yine yeşil artıya tıklıyoruz her zamanki gibi ve arkadaşlar buradan blok kısmına tıklıyoruz Çelik or diyelim arkadaşlar yani Çelik Cevher diyelim ve oluşturalım. Karşımıza yine blok ekranı geliyor. Burayı zaten görmüştük biraz önce. Bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun üstüne tıklayabilirsiniz. Yani illaki sol üstten editöre gitmenize gerek yok bir texture yapmak için. Direkt buraya tıklayın. Zaten burada create tekşürü göreceksiniz. Buna tıklarsanız yine sizi aynı editör sayfasına atacaktır. Burada hiçbir şey ellemiyorum ve oluşturuyorum arkadaşlar. Çünkü bunu çok kolay bir şekilde yapacağım. Bakın sol üst tarafta generate from template diye bir şey var. Buna tıklayınca benim karşıma böyle bir editör daha açılıyor. Ve yukarıda random adında bir seçenek seçili arkadaşlar. Buna tıklayıp en aşağı inip oru seçiyorum ve randomize dediğimde bana arkadaşlar herhangi bir or çıkartıyor. Bakın şansımıza rastgele teknolojinin nimetleri bak görüyor musun? Sen olduğun yerde bekliyorsun abi tek tıkla sana böyle bir sürü cevher kombinasyonu oluşturuyor bak. Gördün mü? İstediğin kadar cevher burada oluşuyor. Sen sadece bunun rengini falan değiştir yani. Tabii ki yine kendiniz e, elinizle çizip de yapabilirsiniz ama ben videoda olduğum için daha çabuk olsun diye hem bunu da size göstereyim diye ya böyle yapmak istedim. Bakalım bize en uygunu hangisi olur? Direkt şu rengin yanındaki 3 noktaya tıkladığınızda buradan yeni bir renk seçebiliyorsunuz buna ve hepsini otomatik olarak boyuyor zaten. Şöyle koyu füme tarzı bir şey ekliyorum okey diyorum ve karşınızda aa, çelik Or. Bence okeydir abi ve create diyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşıma direkt çıkarıyor. Üzerinde minik değişiklikler yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Şöyle aralara serpiştirmek olabilir belki. Hani şöyle tek tek aralarına serpiştirebiliriz. Bakın. Neyse bununla işimiz bitti arkadaşlar. Yine sağ üstten save this texture diyoruz ve bunu da blok olarak seçtikten sonra yine bir isim giriyoruz buna. Bu isim de önemli değil. Mesela ne diyelim? Çelik or diyelim tekrardan. Birleşik bir şekilde okey. Resmin ismini koyduktan sonra arkadaşlar sekmesini kapatıyoruz ve çelik or sekmesine tekrar gelip tekstürümüzü buradan seçip Koyuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık cevherimizin tek çürü hazır. Isıtıp çelik ingota dönüştürebilirsiniz. Özelliklere geliyorum. Özelliklerdeki ismini değiştiriyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Buraya şöyle boşluk bırakıp çelik. Türkçeye gidiyorduk herhalde. Türkçe devam edelim. Çelik cevheri yazalım. Zaten bunlar sonradan da değiştirebileceğimiz şeyler arkadaşlar. Yani beğenmezsek değiştirebiliyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok. Materyal kesinlikle kaya olacak arkadaşlar. Yoksa olmaz. Bu bir maden olduğu için materyalini rak yapmak zorundayız. Kategoriye ellemiyoruz çünkü yeni kategorimiz gelecek ve heh, burada bloğun kırılma sesi, yürüme sesi üstünde falan var. Bunu taş olarak seçiyoruz arkadaşlar. Kırılma zorluğunu 2 yapalım. Çok zor kırılmasın. Patlamalara karşı dayanıklı olsun mu? Olsun. Çelik dayanıklıdır ya evet. Bunu da arkadaşlar yine 30 yapalım. Kayganlığını değiştirmiyorum. Olduğu gibi kalsın. Başka değiştireceğim bir şey var mı burada? En önemli nokta arkadaşlar. Bunu kestiğimizde içinden ne gelsin? Bunun içinden direkt olarak kestiğimizde madenimiz de düşebilir. Hani onu buradan bakın şöyle seçebiliriz. Şöyle madenimizi seçersek onu yapmış oluruz. Ama ben böyle istemiyorum. Ben çeliği elime alıp onu ısıtıp öyle maden yapmak istiyorum. Ingot yapmak istiyorum yani daha doğrusu. Bu yüzden buraya hiçbir şey seçmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey seçmediğim için de direkt kendini düşürüyor bana. Ve kendini düşürünce elime bir çelik cevheri geliyor. Hiç işlenmemiş, hiçbir şey yapılmamış bir çelik cevheri. Bir tane çelik cevherini kestiğimizde bir tane düşsün. Aynen. Bozmayalım onun ayarını. Bir tane düşsün gelsin. Bu genelde işte içinden direkt olarak maden düşseydi. Mesela bunu belki iki yapabilirdik. Çünkü mantıklı olabilirdi. Bir tane çelik cevherini kestiğimizde içinden iki tane çelik madeni çıkabilirdik çıkabilirdi mesela. Ama direkt olarak kendisini alacağız. Bu yüzden bir tane çıkarsa çok daha mantıklı olur. Yine en önemli kısımlardan bir tanesi arkadaşlar bunun hangi kazmayla kırılacağı. Evet yani daha doğrusu kazmayla kırılacağını seçiyoruz ilk önce. Daha sonra hangi kazmayla kırılacağını seçiyoruz. En düşük. En düşük tabii ki elmasla. O yüzden 3'ü seçiyorum arkadaşlar. Buraya 3 yazıyorum. Hemen şöyle tekrardan göstereyim eğer unuttuysanız. 0 hem elimizle hem de tahta kazmayla kırabildiğimiz şeyler. 1 taş kazma gerekiyor. 2'ye ayrın kazma gerekiyor. 3'e mutlaka elmas kazma gerekiyor. O yüzden ben 3'ü seçtim arkadaşlar ve en düşük elmas kazma gerekecek buna. Tamam 3. sayfaya geçiyorum ve 3. sayfada arkadaşlar bakalım değiştirebileceğimiz ne var? Evet partikıllar var arkadaşlar. Şimdi bu cevherimizin madende dolaşırken daha rahat bulunması için ona partikıllar ekleyebiliyoruz. Yani onu gördüğümüzde hatta görmesek bile blokların arasından particle'lar çıkabilir. Bu yüzden 3. sayfadaki bu seçeneği aktif hale getiriyoruz arkadaşlar ve particle'ın tipini seçiyoruz. Burada bir sürü particle var arkadaşlar. Bunlar zaten oyundaki hali hazır particle'lar falan. Hani buradan hepsini seçebilirsiniz. Şöyle koyu bir şey ne vardı oyunda? Böyle koyu particle. Smoke yapalım evet. Hatta large bir smoke yapalım. Böyle bayağı bir smoke çıksın içinden. Particle'lar yayılarak çıksın. O yüzden bunu ellemiyorum. Böyle kalabilir. Şunları da oynarsak arkadaşlar particle'ların daha fazla veya daha az olmasını sağlayabiliriz. Ama ellemiyorum. Normal kalması bence iyi. Zaten büyük boy bir smok seçtim. O yüzden kalabilirler böyle. Dördüncü sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada eleyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Beşinci sayfaya geçiyoruz. Burada da eleyebileceğimiz bir şey yok. Altıncı sayfaya geçiyoruz. Burayı zaten ayrı bir bölüm olarak yapacağız. Buraya da geçiyoruz ve son sayfada arkadaşlar en 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 önemli yerimiz var. Bu orların yani bu cevherlerin kaçıncı katta ne kadar çıkacağı. Şimdi ilk satırdaki artıya tıklıyoruz arkadaşlar ve bu cevher nerede çıksın? End'de mi, Nether'da mı yoksa bizim dünyamızda mı? Bizim dünyamızda çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu seçip Okey diyoruz. Bir altındaki seçenek genelde otomatik olarak taş seçili arkadaşlar. Çünkü bunun anlamı şu. Dünyamız oluşurken bu cevherimiz de oluşuyor ve bu cevherimiz sadece taşların yerine oluşabilsin diyoruz. Yani kısacası bu taşların içinde olsun diyorsunuz aslında. Bizim özel bir biyomumuz şu an yok. Özel bir biyomumuz olsaydı onunla bunu kısıtlayabilirdik arkadaşlar. Orada çıkmasını sağlayabilirdik. Ama özel bir biyomumuz olmadığı için buradan bunu seçmemize de gerek yok. Oyunun içindeki normal biyomlar var. Onlardan mesela seçebiliriz. Hazır biyomlardan birini seçebiliriz yani arkadaşlar. Ama gerek duymuyorum. Her yerde çıksın yani sorun yok. Şimdi bakın bu seçeneklerimiz çok önemli arkadaşlar. Bunları öyle belirlememiz lazım ki bu cevherimiz ona göre çıksın. Yani cevherimizin çıkış miktarı ve çıktığındaki yan yana kaç tane çıkacağı burada seçilebiliyor. Şimdi daha iyi anlayacaksınız hemen gösteriyorum. Burada soru işaretine tıkladığınızda oyunumuzun yani Valila Minecraft'ımızın içindeki madenlerin değerleri yazıyor zaten. Bu değerlere göre arkadaşlar bakın diamond tor, lapis Thor en düşükse ve kömürden yüksekse demek oluyor ki bunu ne kadar düşürürsek o kadar az çıkıyor. Bu en yüksek 32 olabiliyormuş arkadaşlar. Yani 32 yaparsak bunu her yerde bundan çıkacak. Her yerde ama. O yüzden bizim öyle bir miktarda tutmamız lazım ki bunu tam arası olsun. Diamond kadar zor çıkmasını istemiyorum ama mesela altın kadar zor çıkmasını isteyebilirim. Evet 2 diyebilirim o yüzden arkadaşlar. 2 diyorum buna. Hemen altındaki seçenekte ise arkadaşlar bunların grup halinde çıkma numarası var. Yani şöyle soru işaretine tıklarsam yine daha rahat görürsünüz. Mesela burada değerlerimiz neymiş? Kömür 17. Yani kömür grup halinde çok çıkabiliyor. E buna göre ortalama değerler tabii ki bunlar. Bizim kaç yapmamız lazım? Gold'u örnek alacaksak 9 yapmamız lazım galiba. Ama 10 yok. 10 da bizden uzma. 7 var, 8 var, 9 var, 10 yok. O yüzden arkadaşlar ben bunu direkt 10 yapıyorum. Evet şimdi asıl noktaya geldik. Bu hangi katlarda çıksın? 0 ile evet 0 tamamdır. 0 ile kaç arasında çıksın biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın mesela kömür 125'e kadar çıkıyor. Iron 40'a kadar, gold 32'ye kadar, redstone 6'ya kadar falan pişman. Redstone ve diamond kadar zor olmasını istemiyoruz demiştik. Gold gibi olmasını istiyoruz demiştik. O yüzden Gold 32 ise hadi iki tane de bizden olsun 34 diyelim. Buradan İstanbul'a selam. İstanbul'a selam verilmez ki lan. Garip değil mi İstanbul'a selam demek harbiden. Normalde ne bileyim Kayseri'ye selam yollarsın. Ne bileyim Batman'a selam yollarsın. Evet bu sayfayla da işimiz bitti arkadaşlar. Ve Save Mode Element dediğimizde artık oyunumuzda bir cevher de henüz yok. Buranın tamamlanması lazım dediğim gibi var. Artık var. Build Successful dediği anda artık cevherimiz oluştu. Ki bitti mi arkadaşlar? Hayır bitmedi. Son olarak bu cevherimizi ısıttığımızda bize maden verecek yani ingıt verecek ya bunu ayarlamamız lazım. O yüzden yine her zamanki gibi artıya tıklıyoruz ve arkadaşlar yine resipiye tıklıyoruz. Cevher ısıtma diyelim arkadaşlar bunun ismine ve oluşturalım. Şimdi karşımıza yine bu ekran çıktı. Hani bununla ısıtma ne alaka diyeceksiniz. Bu crafting diyeceksiniz. Bunu sol üst taraftan düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Bakın recipe type crafting. Biz bunu smelting yapıyoruz arkadaşlar ve burası değişiyor. Bir fırın oluyor. Ve bunu da yaptığımızda bize XP versin istiyorum aslında. Ne kadar XP versin? Beşer tane XP versin aynen. Beşer beşer XP versin biz arkadaşlar. Ve cooking time da önemli bu arada. Mesela burada 200 yazıyor ya. Bunu 20'ye bölüyoruz ve 20'ye böldüğümüzde 10 çıkıyor. Yani 10 saniyede pişirmiş oluyor. 200 demek 10 saniye demek. Ama bunu biraz daha erken pişir istiyorum Ben o yüzden 100'e e, düşürüyorum. Bu sefer 5 saniyede pişirecek. Şimdi pişirilen şeyi ilk önce seçiyoruz arkadaşlar. Buraya tıklayıp şuradan custom elements'ten cevherimiz gözüktü zaten. Buraya koyuyoruz ve sonucunda bize pişip çıkan şeyde arkadaşlar yine tıklayıp custom elements'e girip buradan çelik ingıtı seçip koyuyoruz. Evet olayımız bu. Isıtıp bunu alıyoruz. İşimiz bu kadar burada. O yüzden save mode element deyip tekrar kaydedip çıkıyoruz arkadaşlar. Artık oyunumuzda madenimiz var. Madenimizi çıkartacağımız bir cevherimiz var. Onu ısıtıp e, tekrardan ingıt haline getirebiliyoruz. Bunu da ayarladık ve bunlardan bir blok yapabiliyoruz. Bu blokla da tekrar yine e, madene dönüştürebiliyoruz. Her şeyi ayarladık şu an. Umarım bu seriye bu rehbere ilginiz devam eder ve devamı çok hızlı bir şekilde çok seri bir şekilde gelir arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölüm için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.